Merhaba çocuklar. Dördüncü sınıf deneme sınavı 1. Türkçe sorularımızın çözümünü yapacağız şimdi. Birinci soru. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yukarıdaki cümlelerde yoktur? Bakalım. Hafta sonu misafirlerimiz vardı. Eş anlamlısı konuk. İmla kılavuzumu evde bıraktım. İmla eş anlamlısı yazım. Ali'nin ablası iki dil biliyormuş. Dilin eş anlamlısı lisan. Korkmayın, o size zarar vermez. Burada eş anlamlı olan bir sözcüğümüz yok. Hatanın eş anlamlısı bu cümlelerde bulunmuyor. İkinci cümle. Hangi çocuğun cümlesinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır? Bakalım. Defterimin sayfalarını hiç koparmam. Sayfa burada. Gerçek anlamda. Öyleyse cevabımız A şıkkı olur. Üçüncü soruya geçelim. Yukarıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en son sırada gelir demiş. İlk harfler G olduğu için ikinci harflere bakalım. E baştadır, İ de baştadır. En son sırada Ü harfi gelir. Doğru mu? Cevabımız B şıkkı. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi vardır? Yeni diktiğim gül fidanını suladım. Gül sözcüğünün eş seslisi gülmektir. Öyleyse cevabımız A şıkkı. Beşinci soruya bakıyoruz. Yukarıdaki kelimelerin alfabetik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir? Yaylı, yay, yaya. Yaşıt ve yamuk var. Burada ilk iki harf hepsinde aynı. Üçüncü olarak M harfi gelir. Çünkü Y ve Ş M'den sonra yamuk ile başlayan sadece A şıkkımız var. Gördüğünüz gibi cevap A şıkkı oldu. Altıncı soruya bakalım. Hangisinde kuru sözcüğü gerçek anlamda kullanılmamıştır diyor. Kuru topraklar gerçek anlam, kuru yaprak da gerçek anlam fakat kuru espri mecaz anlam olur. Cevabımız C olur. Yerler kuru, burada da ıslak olmayan anlamında. Geldik 7'ye. Yandaki şekil hangi zıt, karşıt anlamlı sözcükleri anlatıyor olamaz? Bakalım. Siyah ve beyaz zıt anlamlı. Alt üst zıt anlamlı. Güzel çirkin zıt anlamlı. Fakat kara ve al sözcükleri zıt anlamlı değil. Cevabımız C şıkkı olur. 8'e geçelim. Hangi görselin adı sözlükte ilk sırada yer alır? Kedi, kuş, kelebek ve köpek. İlk harfler K, ikinci harflerde kedide E harfi var. Diğerlerinden önce gelir. Cevabımız A şıkkı olur. 9'a geldik. Bu sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Boyunlu U harfi düşmüş. Alını I düşmüş. Ömürü Ü düşmüş. Bakın bu sözcüklerde ünlü düşmesi var. Öyleyse cevabımız A şıkkıdır. Ona geçtik. Hangi sözcükte ünsüz yumuşaması yoktur diyor. Bebek i, k yumuşamış, ağaç, c yumuşamış, kalp, p yumuşamış. B şıkkında yumuşama yok. Burada ünlü düşmesi var. Fark ettiniz mi? 11. soruya geçtik. Hangi sözcüğe eki getirildiğinde sözcüğün son hecesindeki ünlü sesli harf düşer? Bakalım. Kitabım yok. Yanım hayır. Sırtım. Bunda da düşme olmadı. Fakat karınım, karnım oldu. Bakın I harfi düşer. Öyleyse cevabımız C şıkkı olur. 12'ye geçelim. Yukarıdaki atasözünde boş bırakılan yerlere hangi sözcükler getirilmelidir? Biliyor musunuz bu atasözümüzü? Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Bakalım Denizli şıkkında
Bu sözcükler bulunduğuna göre cevabımız D şıkkı. 13. sorumuza geldik. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hecelemesi yanlış yapılmıştır? Harika olmalıydı değil mi? Öyleyse A şıkkında yanlış heceleme yapılmış. Cevabımız A olur. 14'e geçtik. Aşağıdakilerin hangisinde pişmanlık anlamı vardır? Pişmanlık, keşke böyle yapmasaydım gibi bir anlamdır. Hangi şıkta var keşke? Keşke çıkarken anneme haber verseydim. Gördünüz mü? Denizli şıkkında pişmanlık anlamı var. 15'e geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yanlış yazılmıştır? A şıkkı. Bahçeye fidan dik dik. Aa, buradaki D değil, T olmalıydı değil mi? Ünsüz sertleşmesi meydana gelirdi burada. D harfi K ünsüzüyle yan yana geldiğinde sertleşip T olmalıydı. Öyleyse cevabımız A şıkkı. Dinlediğiniz için teşekkürler sevgili çocuklar.